Bu mu anons makinesi? Evet efendim, budur. Tamam, başlayalım o zaman. Mazot bitti galiba abi. Sinema severlerin programı Altını Seans'tan herkese merhaba. Evet, bu hafta anons filmi vizyona giriyor. Biz Adana Film Festivali'nden sizlere sesleniyoruz. Yanımızda filmin oyuncularından Şencan Güleryüz ve Murat Kılıç var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız merhaba. Efendim? İyiyiz. Böyle dolaşacağız mı hep? Evet. Tamam, peki. Murat'cığım sen bizim adımıza konuşuyor musun? İyiyiz, çok teşekkür. Bugün festivalin son günü. Herkes için sanırım gergin bir gün. Evet, evet. Ben biraz daha deneyimli olduğum için artık çok takmamayı başardım. Hiç gergin değilim gerçekten. Ama ortalık çok gergin. Aslında film dünya premieri yaptı ama Türkiye premierini burada yaptı, Adana'da yaptı. Burası ilk gösterim, Türkiye'de ilk gösterim daha doğrusu. Nasıl geçti, nasıl değerlendiriyorsunuz Adana'yı? İlk öyle başlayalım. Mesela Venedik'te dünya premierini yapan film orada çok beğenildi açıkçası. Bizim izlediğimiz seanstan önce, biz de ilk kez orada izledik bu arada. Bir basın gösterimi vardı ve basın gösteriminin ertesi gün bizim galamız diyebileceğimiz bir gün oldu. Basın gösteriminin olumlu geçtiğini duyduk. Açıkçası bu tarz bizim ülkemize has diyebileceğimiz bir konunun Avrupa'nın üst düzey festivallerinden birisinin seyircisinin karşısında gerçekten gülerek tepki alıyor olması bizi acayip mutlu etti diyebilirim. Ya demek ki ulaşmış bir şekilde bir anlaşma. Tabii bu bir yandan hani sinemanın o evrensel gücü, bir yandan aslında dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine gidersen git, sorunların ortaklığı, insanların humorunu, o kara mizahını da, anlayışını da böyle yakınlaştırdığı için birbirine, siz ne yaparsanız yapın, dünyanın herhangi bir yerinde seyirci buluyor. Burası hep başka oluyor ama. Yani ben önceki filmlerde de yurt dışındaki o aldığım enerjinin buradaki karşılığını merak ediyordum hep. Mesela bu filmde de aynı şey. Burası daha bir heyecan veriyor insanı, ne bileyim hani. Kendi ülkem diyorsun, benim insanım ne yapacak, beğenecek mi falan. Bir de çok hassas bir konu. Yani yakın zamana dair de böyle göndermeleri oluşabilecek gibi düşünülen bir film. O yüzden ne diyecekler acaba? Duygusu daha bir baskın oluyor ama bizim seyircimiz de çok sağ olsun. Ve sen geçen yıldan çok iyi bir tecrüben var. Albümden hemen sonra, bir yıl sonra daha doğrusu. Burada da çok gülündü, çok bazı gerçekten sahneler bayağı iyi karşılandı. O yüzden bütün ekip adına söyleyebilirim son derece mutlu olduğumuzu. Peki Şencan Bey'den de biraz Adana değerlendirmesi alalım. Adana beğendikten sonra Murat'ın da söylediği gibi bizim için hani ülkede vizyona girmesi adına önemliydi. Tabii orada biraz biz rahatladık. Çünkü dünyanın sayılı festivallerinden bir tanesi. En büyük festivallerinden bir tanesi ve oradaki seyircinin tepkisi ve dünyada çıkan yazılar, kritikler, üstüne iki tane ödül almamız doğal bir şekilde bizi rahatlattı. Fakat bu hissiyat aynı şekilde bende de vardı, Murat'ın hissi. Çünkü yurt dışındaki çıkan kritiklerin bazılarında da şöyle cümleler vardı: estetik anlayışı filmin ve espri anlayışı, kara komedi, mizahla ilgili bu kendi ülkesinde çekildiği dilde nasıl karşılanacak diye bir hemen hemen çıkan her yazıda bir şey vardı. Bu kaygı demeyelim ama merak bende de vardı oyuncu olarak. Yani bizim ülkemizde nasıl karşılanacak, aynı tepkiler gelecek mi, aynı şekilde karşılanacak mı diye. Bir kere Adana'da çok büyük bir, benim gözlemlediğim filmle ilgili büyük bir, Venedik'ten kaynaklı büyük bir beklenti vardı. Herkes filmi merak ediyor. Evet, çünkü ödül alanında burada ciddi anlamda bir beklenti yüksek oluştu. Evet. Ve hemen Adana'ya gidip filmi izlemeyi merak ettik. Evet. Yani. Dolayısıyla benim gözlemlediğim herkeste çok büyük bir beklenti ve çok büyük bir merak vardı. Bizde de o merak eden insanların ve bekleyen insanların tepkilerini merak eden, biz filmi gördüğümüz için daha önce Venedik'te, bizde de öyle bir merak vardı açıkçası. Filmi o duyguyla ben izledim.
buradaki gösteriminde. Benim orada gördüğüm tepki, salondaki tepki, 1500 kişilik büyük bir salondaydık. Birebir orada nerelerde tepki aldıysa, seyirci tepkisi aldıysa, Türkiye'de de film akarken aynı yerlerde seyirci tepkisi aldı film. Bu da bu anlamda anlaşılırlığı ve evrenselliği ile ilgili filmin beni çok ikna etti. Yani bir Türk dilinde bir film yapıp İtalyanca altyazıyla İtalya'da eğer siz film akarken esprinin olduğu yerde, biz timing diyoruz ona. Mesela Murat bir cümle söylüyor, orası komik, timing anı. Orada tepki alıyorsa İtalya'da, burada da alıyorsa demek ki bu, ki işte film Yunanistan'a gitti. Orada da aynı şeyler oldu. Bir evrensel bir anlatım biçimi ve anlatım dili var. Bu bir film adına, çıkan iş adına çok önemli bir şey. Yani dünyadaki diğer milletteki insanlara ulaşabilmesi adına. Bu anlamda da çok mutlu oldum ben. Yani ülkede de böyle bir şeyin oluyor olması ve anlaşılıyor olması ve böyle bir tepki alıyor olması. İşte bu akşam da ödül töreni var. Biz biraz daha tabii rahatız. O doğal olarak Venedik'te böyle bir ödül aldıktan sonra kendimizle ilgili, işte buradaki durumlarla ilgili. Hani zaten bu bir yarış değil. Bu insanların emeklerinin ve yaptıkları o çabanın bir karşılığı. Yani dolayısıyla kimse burada aslında böyle yarıştırılmıyor diye ben algılıyorum. Bir sektöre hizmet etmek adına iyi film üretmeye çalışılan bir platform olarak görüyorum burayı. Ama tabii gün sonunda o üretim içerisinde bir sene boyunca çalışılan filmler içerisinde iyi olmak, öne çıkmak, jüri tarafından ödüllendirilmek de sizin ödül alan eğer bir filmin içerisindeyse, iseniz o da sizi ayrıca mutlu ediyor. Bu anlamda tabii ki hani bir beklentimiz yok demek doğru değil. Kesinlikle. Yani bir şey gelirse çok mutlu oluruz yani. Bir de ilk yurt içi festivali olduğu için ayrı bir heyecan oluyor ilk kez, çünkü yerli izleyiciyle buluşan yerli bir hikaye, çünkü biraz da bu konuda heyecan eminim vardır. Biz bu Tevfik'i nasıl bulabiliriz? Acil bir işimiz var. Soyadı neydi? Soyadı. Mahmut Fazlı Coşkun'un 3. uzun metrajlı filmi Anons. Sizlere hikaye ilk olarak nasıl geldi onu merak ediyorum ve hikayede sizi cezbeden şey ne oldu? Ben Murat'a vereyim istiyorsan, Murat sen anlat. Tabii ki Mahmut'u çok tanıyoruz, seviyoruz. Biz yaptığı filmleri de gayet beğeniyoruz. Mahmut'la çalışmak çok zevkli bir şey. Önce onu söyleyeyim ama ben başka bir şey daha söyleyeyim, ama bunu saklayacak da değilim. Ben bu filmde aslında oynamayacaktım. Benim bu filmdeki rolüm çok küçük bir roldü. Hademe, çaycı rolü. Ben öyle yani misafir olarak filme de dahil olup gidecektim. Ama işte kısmetin önüne geçilmiyor falan diye. Çok öyle bir takım silsileler peş peşe ardı sıra gelince ben böyle bayağı büyük rollerden bir tanesini kaptım. Öyle. Öyle bir şey oldu. Açıkçası şöyle, bir kere zaten hikaye otomatik olarak çok güzel bir hikaye. Anlattığı şey, buradan şey yapmayalım, izleyicilerimize bilgi vermeyeyim ama hikaye hepimizin alışık olduğu ve çok böyle sürükleyici bir hikaye olduğu için aktör olarak da siz zaten buna tav oluyorsunuz. Bir de Mahmut gibi bir yönetmenle çalışmak, ondan kazanacağınız şeyleri düşünüyor olmak. Çünkü aktör heybesine sürekli bir şey biriktiren bir insan demek, yani başka da bir şey yok. Sonra da bu biriktirdiklerini her yeni işle beraber ortaya en güzel şekilde koymaya çalışan adam demek. Ve değişik ustalarla çalışıyor olmak size başka alanlar, başka şeyler öğretiyor. Mahmut da bu ustalardan birisi ki bu filmi ben de çektiği bütün filmler arasında oynadığım için değil, gerçekten böyle grafik ivmesi giderek yükselen bir şey olduğunu görüyorum. Sinematografisi açısından. Çok değerli buluyorum öteki filmlerini ama bunu biraz daha ayrı bir yere koyduğumu söylemeliyim. Peki Kemal'i hikaye içerisinde Kemal nasıl değerlendiriyorsun ve nasıl görüyorsun? Kemal, o da bir albay. Öteki albaydan farklı. Ama şey işte, bunlar şimdi ordudan uzaklaştırılmış albaylar oldukları için görevden uzaklaştırılmışlar. Ve Kemal de babasının fırınının başına geçmiş bir asker yani işte. Reisen uzaklaştırılmış bir adam sonuç olarak. Benim için güzel yanı
benim babam da askerdi ve o da ne yazık ki oradan atıldıktan sonra böyle bir ton iş yaptı. Rahmetli. Onun hayatını çok gördüm Kemal'de. Çünkü şey, asker adamın mesleği de elinden aldığınız zaman bir şey yapamaz. Yani bugün bir tane asker emekli olunca yapacak iş, ya yaşlanır çalışmazsa ya da gider ne bileyim bir güvenlik şirketinde bilmem ne olur. Siteye yönetici olur abi en kötü yani hani baktığında. Kemal de babasının fırınının başına geçerek hayata böyle tutunmaya çalışan. Babasından fırın ve arkadaşında dolap, buzdolaplarını satıyor galiba. Yok o kendi buzdolabı. Kendi değil mi? Tabii, çünkü ticarete atılma çabası. Ya bak gerçekten benim babam aynıydı. Yemin ediyorum. Elde kalan son parası da gitti o zamanlar. Yani bu 80'li yıllardan bahsediyorum. Saat aldı abi. Masa saatleri. Birkaç yüz tane. Bütün parayı ona yatırdı. Kimse para vermedi ona. Abi sonra veririm diyerek. Battı gitti adam. Sonra da Allah belasını versin bu ticareti diye. Bir kriz var. Bir şekilde o iş yapamıyor komutanlar. Diyor ki orada bir anonsumuz, bizim de reklamımızı yapsa. Tabii ama işte bu şey ticari kıvrak zekasına hakim olduğunu oradan anlıyoruz zaten. Evet evet. Onun farkında yani. Yani. Sadece fırıncılıkta olmuyor bu iş. Bu şey Kemal'le ilgili değil sadece. Bizim filmi aslında seyircinin bu kadar sevmesi ya da bizim senaryoyu bu kadar çok sevmemizin sebebi karakterlerin insan tarafları. İnsan taraflarının ortaya çıkabilmesi de sadece zaaflarının ortaya çıkmasıyla oluyor. Yani bir karakteri siz eğer sadece kahramanlıklarıyla, iyi taraflarıyla gösterdiğiniz zaman o zaten boyutlanmıyor. Ya bu sadece Kemal'le ilgili değil. Bizim dizideki, filmlerimizdeki bütün karakterlerimiz aslında senaryonun iyi olması da buna bağlı. An itibariyle Silahlı Kuvvetler yönetime el koymuştur. Ya ben projeyi duymuştum önceden ve çok oynamak istiyordum aslında. Sonra kastının bittiğini duydum ve yola çıkacaklardı. Ön hazırlık bitmişti. Sonra birden böyle bir işte o zamanki menajerimden öyle bir telefon geldi, size sahne attı, Mahmut Bey sizinle görüşmek istiyor, randevu var diye. Öyle gittim, böyle tanıştık Mahmut'la. Daha önceden tanışmıyorduk ama Yozgat Blues'un hangi festival olduğunu hatırlamıyorum. Ya Antalya, Adana, benim de filmim vardı o zaman. Onların Türkiye galasında beraber izledik filmi. Oradan öyle bir merhabamız var. Sadece. Çok iyidir Yozgat Blues'la. Evet, Yozgat Blues'u izlediğimde çok beğenmiştim. Ve keşke böyle bir filmin içinde ben de olsaydım dediğim filmlerden bir tanesiydi. Ya benim açımdan mesela burada oynanacak olan o 4 başrolden 4'ünde oynayabilirdim ben. Yani oyuncu olarak şöyle bir şey yapmadım. Hani okuduğumda senaryoyu hani Murat için de söylediği gibi dedi ya ben şöyle bir rolle başladım sonra böyle oldu diye. Bize hani deseler ki sen Kemal oynuyorsun, sen benim rolümü oynuyorsun falan çok rahatlıkla değişebileceğimiz güzellikte. Kemal'den başka bir şey oynamam. Güzellikte roller. Çünkü afişinde de böyle bir o kusma anı var ya oradan tabii biraz yani. Başta duran Kemal çünkü ama. Böyle başladı bizim serüvenimiz. Yani filmle ilgili benim oyuncu olarak durumum. O yüzden benim hani sadece benim rolümle ilgili değil, benim filmle ilgili hoşuma giden taraf da o. Biz çalışırken de farklı bir oyunculuk disipliniyle çalıştık. Çünkü bu da filmin biçiminden kaynaklanıyor. Söyleşide de söyledim. Konsantrasyonumuzun çok yüksek olduğu bir setti. Her sette böyle bir şey olmaz. Rahatladığımız alanlar vardır. Burada sadece geceleri çalıştık. 7'den sabah 7'ye kadar. Ortalama işte bir sahneyle 2 sahne çektik. 2 sahneden fazla bir ay yaklaşık değil mi? Ve şeydi yani tek plan olduğu için ya bir sahne çekiyoruz ya 2 sahne çekiyoruz. Döndük de sadece gece çalıştığımız için. Yani daha önceki setlerde gece çalışırsınız ama. Şarkıyı gece mi söylediniz? Hep gece çalıştık. Gündüz bizim setimiz olmadı hiçbir zaman. Yani gündüz hiç çalışmadık. Gerçi evet, karanlık ışıkta olduğu için. 7'de kahvaltıyla başlıyorduk. Akşam sabah 7'de paydos veriyorduk. Hmm. Zor bir filmdi aslında. Kendi biçiminden dolayı ve benim hoşuma giden taraf hiçbirimiz aslında oynarken kendimizi göstermekle ilgili değil bu çabayla çalıştık. Yani biz ona parlatmak deriz oyuncularla ilgili. Yani kendi rolünü parlatmak deriz. Hiçbirimizin böyle bir çabası yoktu. Yani filme hizmet etmek için oynayan bizim dışımızdaki diğer oyuncular da öyleydi mesela. Bu ansamblı gördüğüm zaman ben filmi izlediğimde yani benim hissettiğim Venedik'te mesela işte Murat, ben, Ali hepimizden aslında bir tane rol çıkmış. Ya bir ensemble çıkmış. Evet o dikkat çeken şeylerden bir tanesi evet, de o kesinlikle. Bu,
bu bizdeki benim en çok istediğim kendi dramaya bakış açımdaki, ben buna müzik diyorum, dramanın müziği diyorum, ensemble. Bu benim en çok istediğim çalışma biçimlerinden bir tanesi ve Türkiye'de eksikliğini hissettiğim çalışma biçimlerinden bir tanesiydi. Bizim de böyle bir projenin içerisinde yer almamız ve oyuncu olarak böyle bir katkı sağlamamız ve bu ekibin arkada buna çaba sarf etmesinin karşılığının hem seyircide görülmesi hem benim kendi bakış açımda, kendi objektif olarak kendimin bunu görüyor olması beni ödülden ziyade mesela en mutlu eden, kendi oyunculuk serüveninde en mutlu eden şeylerden bir tanesidir. Açıkçası bu filmle ilgili. O zaman başarılar diliyorum. Umarım çok güzel bir yere ulaşır anons. Çok da ulaşıyoruz şu an zaten ama kendi ülkesinin vizyonuna girdiği dönemde de umarım izleyiciye ulaşılabilir bir hikaye ve bir duygudaşlık bırakır inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben herkese de katılan bütün filmlerin hepsine de çok teşekkür ederim. Herkesin de kalbine, yüreğine sağlık. Çünkü sinema yapmak gerçekten çok zor. Herkesin de sinemayı yaparken çok büyük bir aşkla yaptığına eminim. Bence sanat yarıştırılamaz. Öyle bir şey yok ama işte böyle bir durum var. Yapacak da bir şey yok. O yüzden herkese şimdiden ben başarılar diliyorum. Herkesin eline, yüreğine sağlık. Var mı yeni projeler bu arada? Son olarak onu sorayım. Seyircan Bey buyurun, ben açıklama yapmayayım. Bir tane oyunum var benim. Başlayacağım. Proje tasarımı bizim yaptığımız. Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda. Aldatma ve ikiyüzlülük üzerine. Ülkenin en büyük problemlerinden bir tanesi. Ne şu konuşuyorsun ya? Bizim ülkenin hiç olmasın. Bilge Emin yönetecek. Çok da güzel bir kadromuz var. 20-25 Ekim gibi provaya başlayıp işte Aralık'ın sanırım 7'si değişebilir bu tarihler. Premierini yapacağımız bir oyunumuz var. Başarılar diliyorum o çok zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de efendim. Niye söylemiyorsun? Yeni dizi bitti diye değil mi? Bak patlattı. Kısa sözü sus. Macera. Evet, olur ya, belki belli olmaz. Çok peşinde değiliz ya. Olursa oynamıştım. Saygılar, sevgiler. İnşallah. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başarılar diliyorum anonsa da. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani en kötü Ankara Radyosu'ndan anons yapılacak değil mi yani sonuç olarak? Yani? Yani biz yapamasak da çok önemli değil. Kim abi söylediklerini duymamış oluyor. Bizim görevimiz İstanbul Radyosu'ndan bu anonsu yapmak.